Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft Survival serimizin yeni bir bölümüne karşınızdayım. Bu bölümümüz 7. bölüm oluyor arkadaşlar. Bir önceki bölümümüzde bildiğiniz gibi şeker kamışı, ondan sonra kaktüs farmı gibi şeyler yaptık. Aynı zamanda End Portal'ı bulmuştuk ve End Portal'ın yolunu tamamlamıştık artık. Nether'dan geçebiliyoruz kısacası. Rahat bir şekilde Nether'dan geçebiliyoruz. Biraz böyle parça parça video çekmeye başladım artık. İşte bugün şunu çekiyoruz, bugün bunu çekiyoruz. Ondan sonra kaktüs farmını çekiyoruz mesela. İşte şeker kamışı farmını çekiyoruz. Onları bir tane videomuzun içerisine yerleştiriyorum. Bir bölümümüzün içerisine yerleştiriyorum. O tarz bir video içerik işleyişine geçtim. Şu anda tamamen bu da gelişi güzel bir şekilde gerçekleşti. Yani bunu da planlamıyordum ama işte bir anda oturdunuz bilgisayarın başına, işte videoyu açtınız, Minecraft'ı açtınız. Hemen bitirelim gibisinden bir olaya girmeyelim istiyorum artık. Yavaş yavaş işte parça parça videolar çekelim, onları bölüm haline getirelim. Aslında kurgunun mantığı bu. Parça parça çekimler yapıyorsunuz, bunları birleştirdiğinizde güzel bir şekilde bir işleyişe, kıvama ulaştığında biz ne yaptık burada ya? Geri döndük kendi şeyimize, portalımıza. Merkez portalımıza. Ben zırhlarımı da göstermek istiyorum. Tamiri, kırılmazlık 3, koruma 4. Bunlar klasik zırh şeyleri. Enchantları, büyüleri. Onun dışında botumuzu ilk elmas bot yazdım. Buna da ilk elmas göğüslük yazmamız lazımdı. Bunları koleksiyon şeklinde saklamayı düşünüyorum. Eğer kaybetmezsek bir tane küreğimizi kaybetmiştik. İkinci elmas kürek olarak kaldı bu. Dragon gelip bizi fırlatmadan önce karşıya geçiyoruz. Zırhlarımız çok güçlü değil. O yüzden çok fazla risk almadan savaşmamız lazım Dragon'la. Ve birazcık hata mı yaptık acaba buradan geçerek? Yok, hallederiz ya. Çok sorun değil bu. Evet, bu arada şey falan da getirdim, cam şişe. Yatak koymamamız birazcık sıkıntı ama çok da öleceğimizi sanmıyorum açıkçası ben. Umarım ölmeyiz yani. Şimdi hemen şu kulelerin tepesini bitiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Dragon'u yok edeceğiz zaten seri bir şekilde. Şuradan iksirleri de alalım hemen. Çok riskli bir şey değil Dragon'la kapışmak. Yani böyle ölümcül bir olay yaşatmayacak bize çok fazla sanmıyorum yani ölümcül bir durum yaşayacağımızı. Ama tüy düşüşü vesaire aldığımız için böyle hafiften havaya falan kalkmamız durumunda çok fazla sorun yaşamadan çözeriz gibi geliyor bana. Tabi burada en büyük risk şu anda Enderman'lere bakmak. Enderman'lere bakmadan güzel bir şekilde takılırsak burada herhangi bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum açıkçası. İki tane kule indirdik galiba şu ana kadar. Hemen üçüncüsünü indirelim. Çok fazla mı gitti o ya? Evet, hasar da verdi güzel bir şekilde Enderman'e. Pardon, Dragon'a. İsimler bazen karışabiliyor. Şu kuleye gönderelim bir tane de. Gitmedi. Çok fazla böyle etrafa bakmak istemiyorum. Bayağı da bakın. Ejderha nefesi oldu buralar. Ejderha nefeslerini dolduruyoruz hemen seri bir şekilde. Şöyle bir stek, iki stek civarında bir şey alsak zaten başlangıçta bayağı bir işimizi görür ya. Ben bunu hala kullanmadım. Mesela Noobcraft'ta da 3 stek falan almıştık galiba. Bayağı bir ejderhayı en başta kesmiştik. Bildiğiniz gibi buraya market alanı yaptığımız için, Ent merkezini market alanı yaptığımız için bayağı bir ejderha kestik ve o nefesleri kesinlikle kullanmadım yani bomboş duruyordu öyle. Onu da kırdık. Şunları şöyle alttan gönderdiğimizde kırılıyordu yanılmıyorsam. Evet, güzel. Bir tane şu yukarısı kaldı. İki tane de kilitli kule mi kaldı? Yok, iki tane boş, bir tane kilitli kalmış galiba kule. Kilitliydi. Halledelim, kafamız rahatlasın. Ondan sonra 14 tane daha cam şişe doldurup bu işi tamamlayacağız. O iki kuleyi de yıkacağız tabii ki. Bize saldırmıyorsun değil mi? Güzel. Tamam, onu da öldürdük. Kuleyi bitirdik yani. Şimdi şu tepeyi bitirelim hemen. Yayımı göstermedim bu arada. Yay normal, klasik yumruk hariç bütün enchantlar var galiba bu yayda şu an. Bir tane de öyle vuralım bakalım. O birazcık zorlayabilir. Bayağı yüksek bir kule çünkü. Ama her türlü hallederiz onu da ya. Ve burası inanılmaz karanlık ya. Bilmiyorum yani gamma'yı falan da açtık o kadar ama. Siyah inanılmaz siyah gözüküyor. Beyaz inanılmaz beyaz gözüküyor. Muhtemelen karşıtlıkla alakalı, kontrast veya işte brightness'la alakalı bir sıkıntımız var. Muhtemelen kontrastla alakalı bir sıkıntı bu. Sanırım kule kalmamış ya. Onu da mı bitirdik acaba? Can çekmiyor galiba. Birazcık oklamaya başlayalım artık o zaman Dragon'u. Baksanıza tam kafamızı. Ha, bir yerden çekti gibi oldu ama. Şu mu kalmış acaba? Evet, orası kalmış en tepe. Hadi bakalım onu da vuralım. Çok az bir şey yukarıya. Çok az bir şey daha yukarıya. Çok az bir şey. Hadi. Arkadaş. Yok, bir yukarıdan bayağı yukarıdan gidiyor. Bir bayağı aşağıdan gidiyor. Çok garip bir durum yani. Kuleyi şey yaptık ya, resmen yok ettik kuleyi. Onu daha net nereden görebilirim? Çok az bir şey yükselirsek 3-5 blok görebilir miyiz acaba daha güzel? Tabi Dragon'a da dikkat ederek bize çok fazla saldırmasın. Belki de yok ettik yani onun tam olarak efektini görmemiş bile olabiliriz yani açıkçası. Şu an can çekmiyor ama çekmezse yok etmişizdir. Evet, bir yok etmişiz galiba, can çekemiyor şu an hiçbir yerden. Evet. Acaba dünyaya ne zaman dragon getirecekler? Ben dragonun dünyada da olmasını istiyorum yani. Özellikle bu
1.18'le beraber gelen yüksek tepelerin olmasından kaynaklı olarak bir buzul ejderi falan gerekiyor gibi geliyor bana açıkçası. Veya bir tane Nether'da ejderha olacak dragon. Yani gerçekten bence basit bir yapım tarzı olmalı yani. Gerçekten çok basit bir şekilde yapabilecekler diye düşünüyorum ben bu tarz şeyleri ama bilmiyorum. Belki gelir bir gün. Bitirelim şöyle hemen seri bir şekilde. Birazcık uğraştırdı. Kuleyi göremedik, anlayamadık. Kuleye çok fazla uğraştım orada. Muhtemelen oraları atarız zaten. Çok fazla da uğraşmadı yani. Bir dakika falan sürdü yani o kuleyle uğraşmamız. Onun dışında ejderhanın canı zaten oldukça hızlı bir şekilde gidiyor. Aman portal var sandım ya da portal öldürdükten sonra açılıyor bildiğiniz gibi. Evet son vuruşlarımız artık. Az bir şey kaldı. Bir kez daha uçarsa uçar. Evet bir kez daha uçacak sanırım. Son vuruşlar. Evet hayırlı uğurlu olsun. Dragon'u da kesmedik demeyiz artık. End'den çık. Finalini yapmış olduk. XP'ler falan düşecek tabii bundan şimdi bayağı bir. O XP'leri toplayalım. Oldukça işimize yarayacak o XP'ler. Topla 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 topla. 2 level olarak gelmiştik bildiğiniz gibi. Bakalım kaçla tamamlayacağız buradaki XP işlemini. Hemen alıyoruz hepsini. 66 olduk. Gayet güzel. 66 olmamız gayet güzel. Basit Enderman farmı yapalım dedim ben sanırım gelmeden önce. Bir tane basit Enderman farmı yapacağız ama basit dediğimizden kasıt şu arkadaşlar. Evet basit olacak ama şöyle bir detaydan bahsedeyim. Normalde ben kabak falan toplatılabilen Enderman farmlarını biliyorsunuzdur mutlaka. Görmüşsünüzdür onları. O tarz bir Enderman farmı da yapmayı planlıyorum. Kabak veya karpuz toplanabiliyordu bu Enderman farmları ile beraber. İşte Endermanlar onu alıyordu. O Endermen'i kestiğiniz için, öldürdüğünüz için ne oluyordu? Elindeki karpuz ve kabak da size gelmiş oluyordu. Envanterinize düşmüş oluyordu. Sandıklamanıza, depolama sisteminize düşmüş oluyordu. O tarz bir şey yapacağız ama onu yapmadan önce tabii onun için birazcık zaman geçsin. Biraz malzeme vesaire toplayalım. O süre girmeden önce ben burada bir tane normal klasik Enderman farmı yapmak istiyorum. Yaklaşık bir 100 blok, 150 blok civarına falan uzaklaşırız merkezden. Orada sıfıra gelecek şekilde bir farmı tamamlarız. Endermenler ışınlanır, spawn olur. Onları geliriz, keseriz. O şekilde bir farmımızı yapalım. Ondan sonrasına bakarız. Şimdi malzemedir vesairedir o tarz şeyleri ayarlıyorum ve hemen karşınıza geliyorum ve bu farmı tamamlıyoruz burada. Hadi bakalım şimdi geçiyoruz. Evet arkadaşlar Dragon'u kestikten sonra ben base'ime tekrardan döndüm. Spawn bölgemizdeyiz şu anda. Spawn bölgemizde ne yapacağız? Bazı malzemeler, kumlar vesaire topladım. Bu kumları toplamamızın sebebi de bildiğiniz gibi zaten End'de bir tane Enderman farmı yapacağız. Bildiğiniz gibi Endermite ve Endermenler düşman birbirlerine. Endermite'ler çok fazla böyle kendinden spawn olabilen değil. Hatta hiç spawn olamıyorlar. Yani normal Ender Pearl kullandığınızda sizin spawn olabilen yaratıklar, spawn olabilen moblar olduğundan kaynaklı olarak Endermite ve Endermenler düşman birbirine. Bu düşmanla biz kendi avantajımızda kullanabilmek adına da Endermite'e bir tane vagon veya işte ne bileyim kayıya sıkıştırarak bekleterek üzerine tabii bir de isim vererek isim etiketi sayesinde isim vererek oraya sıkıştıracağız ve Endermite'in bulunduğu platformdan yaklaşık bir 10-15 blok civarında uzaklığa kuracağımız Endermenlerin doğacağı bir platform oluşturacağız ve o platformda oluşan Endermenler, doğan Endermenler ne olacak? Endermite'a düşman olduklarından kaynak olarak Endermite'in üzerine gelecekler ve Endermite'in sayesinde aşağıya düşecekler. Aşağıda da biz keseceğiz. Oraya bir tane fener vesaire yapacağız ilerleyen günlerde. Şu an elimde herhangi bir şekilde fener malzemesi veya işte Wither Skeleton kapası olmadığından kaynak olarak hiçbir şekilde fener yapamayız yani. Evet arkadaşlar ilk bir kaydıyla beraber aşağıdaki yolu gösterdim zaten sizlere. Hemen ne yapacağız? Bu 3 blokluk alan oluşturduk ya. Hızlı bir şekilde aşağı ineyim hatta o şekilde göstereyim. Çok daha rahat bir şekilde anlaşılabilir olur. Birazcık risk almayarak inmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla ama risk de alabiliriz aslında ufak da olsa bile. Yani blok da getirebilirdik yanımızda getirmedik sorun değil. Şimdi arkadaşlar biz burada ne yapacağız? Toplamda buradaki hizadan yani şu blok hizasından ileriye kadar 128 blokluk bir mesafe gittik. Yani 2 stack blok kadar saydık bunu. Ve elimde şu anda şunu saymazsak eğer toplamda 6 steklik bir ip bulunmakta. 6 steklik ip de ne demek arkadaşlar? Toplamda işte bir tane bir sıraya 2 stekle beraber geçeceğiz. İp yapacağız. Ondan sonra ikinci sıraya bir 2 steklik ip harcayacağız. Ondan sonra üçüncü sıraya 2 steklik ip harcayacağız. Toplamda 6 steklik bir ip harcamamızı yapacağız. Şunu Ender Pearl'ü elimden alayım. Yanlışlıkla atarız falan hataya mahal vermeyelim. Bu ipleri sıraladıktan sonra ileriye kadar son bloğa kadar sıraladıktan sonra hatta daha az bile gideceği çünkü şu iki bloğu saymıyoruz şu anda. Belki orayı da aktif ederiz birazdan. Birazcık uğraştırıcı bir iş. Toplamda 6 steklik ip yerleştirme gerçekten ve uçurumda olmanızdan kaynaklı olarak
En zor şu an kanadımız da yok. Bir sonraki bölümde kanadı alacağız muhtemelen. Bir tane bölümü ona ayırırız. Ve aynı zamanda ben şu an 22-12-2021 tarihinde çekiyorum yani. Yeni yıla 9 günlük bir süreç var şu anda. Bir tane topluluk kısmında paylaşım yaptım arkadaşlar. O topluluk kısmında isimlerinizi yazarsanız, yorum olarak atarsanız oraya herhangi bir şekilde kendi nickname'inizle veya şimdi nickname'inizi veya normal kendi isminizi yazarsanız eğer oraya ne yapacağız? 31-12-2021'de yani yeni yılın yani 2021'in daha doğrusu yeni yıla değil 2021'in son gününde paylaşacağım videoda yeni bir Survivor videomuzda ne yapacağız? Oraya bir tane yılbaşı ağacı yapmış olacağız ve o yılbaşı ağacının sağında, solunda, üzerinde, etrafında isimlerinize yer vereceğim. Küçük bir anımız olsun en azından sizlerle beraber. Daha sonradan haritayı paylaştığımızda size olacak katkısı diyebiliriz aslında bakarsanız. O katkı nedir? Haritayı paylaştığımızda geleceksiniz, isminizi orada göreceksiniz. Bu tarz şeylere ben önem veriyorum. Çeşitli olaylarda yapacağız bununla alakalı. Önümüzdeki bölümlerde özellikle bunun için koridorlar vesaire oluşturacağım ben. İsimlerinizi alacağım, koridorlar oluşturacağım. O koridorlarda isimlerinize yer vereceğiz ve isimleriniz bir tarihe not düşecek şekilde olabilir. Yeni yıl için yapacağımız bu olayda aynı zamanda şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Öyle bir aklıma geldi bir anda şu an yapalım diyerekten. Ne yapalım? O yapacağımız koridora buradaki isimleri de eklemiş oluruz. En azından güzel olur. Tarihleriyle beraber en azından 2021'den de isimler koymuş oluruz bu sayede. Evet arkadaşlar, replay kaydının ardından gördüğünüz gibi yolumuzu tamamen tasarlamış durumdayız şu anda. Şimdi ben buradan sonrasında bir 10 blok bir platform oluşturacağım dediğim gibi. Buraları tamamen replay kaydıyla beraber göstereceğim. Aynı zamanda farmın yapılışını da replay kaydıyla beraber göstereceğim. Tekrar tekrar böyle şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz gibisinden anlatıma kesinlikle gerek olmadığını düşünüyorum şu an. Zaten oldukça basit bir farm bu bildiğiniz gibi. Farmı o şekilde tamamlayalım. Güzel bir farm ortaya çıksın. Daha sonra bitirdikten sonra ne yaptık, nasıl yaptık vesaire o tarz anlatımımızı tekrardan yaparız. Arkadaşlar replay kayıtlarının ardından gördüğünüz gibi burada çıplak bir şekilde yani herhangi bir şekilde zırhımız olmayacağı bir kıvamda karşınızdayım. Yani gördüğünüz gibi bir tasarımımız var burada. Bu tasarımla alakalı en baştaki kısımları göstermiştim galiba. Tekrar konuşarak anlatmıştım. Daha sonra devamını da ben replay kaydıyla beraber yapmaya başladım ve tamamen bitirdik sayılabilir. Birkaç tane böyle kafamda eksikleri var. Gördüğünüz gibi böyle bir tasarım yaptım arkadaşlar. Bunu kritik dünyada tasarladım. İşte blok hesaplamalarını, yüksekliklerini vesaire hesaplayarak tekrardan burada oluşturmaya başladık. Ben güzel bir tasarım olduğunu, güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu bizim aslında neydi? Noob Craft sezon 3 finalinde kullandığımız bir tasarımdı. Sadece oturup pozisyona getirmiş oldum. İçinden yani Enderman'imizin içerisinden Enderman'ın yukarısına kafasının üstünden aşağıya Enderman'in içerisine Enderman'in vücudu içerisinden de
Gördüğünüz gibi bu alana geliyorum. Şimdi bu farmımızı durduralım. Burada killer'ı öldürdükten sonra artık herhangi bir şekilde yukarıda mobların doğma ihtimali yok. Bakın gayet güzel bir şekilde XP'lerimiz geliyor. Tabii burası birazcık riskli bize vurabildiklerinden kaynak olarak. Vurmamalarını sağlamak için sanırım şuraya birer tane daha uzak kapısı koymamız gerekiyor olabilir. Bakacağım ona da. Çok da önemli değil zaten. Zırhımız olsa bizi öldüremezler burada. Ki burada ölmedik yani herhangi bir şekilde. Maalesef yukarıdaki soldaki sistemi yapıyoruz derken, oradaki camları yapıyoruz derken orada redstone sinyalleriyle alakalı küçük bir hata yaptık ve ne oldu? Mob da oldu. Arkamızdan ittirdi. Bir şeyler oldu ve öldük. Çok problem değil. Evet, bu ile alakalı da ben bunun Instagram ve Twitter'da fotoğraflarını paylaştım. Bu ile alakalı zaten bir gün öncesinde, şu an Cuma günü çekiyoruz bu konuşmayı. Yani Cuma sabahı paylaştım. Yani videoyu paylaştığımızda Cumartesi günü paylaşmış olacağız bu videoyu. Yani birazcık videoları yetiştirme konusunda sıkıntı yaşıyorum. Yani çok fazla vakit ayıramıyorum video çekmeye. Yani videolarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Survival işleyişimizi hızlandırmamız gerekiyor. En azından işte bir sonraki bölümde kanat vesaire bulacağız. Aynı zamanda bir de yılbaşı özel bölümü. 31 Aralık'a özel bir tane bölüm yapacağız. Ağaç yapacağız. Yılbaşı ağacı, yine yıl ağacı diyebileceğimiz bir yılbaşı ağacı, yeni yıl ağacı yapacağız. Ve orada isimlerinize yer vereceğiz. Zaten onunla alakalı detaylara bu videonun girişinde bahsetmiştim ufak da olsa böyle. Yani tekrardan bahsedelim. Hemen bu konuşmanın ardından da bir replay kaydı gelecek arkadaşlar. O replay kaydında da sizlere bazı detaylardan bahsedeceğim. Ona da bakarsınız zaten. Hemen hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? İçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi bizim ender pearl'lerimiz buradaki kısımdan aşağı doğru ittiriliyor. Yani fazlalık ender pearl'ler buradan ittirilmiş oluyor. Buraya da birazcık ender pearl biriksin diye, lazım olduğunda, işimize yarayacak zamanlar olduğunda buraya birazcık ender pearl biriktirmiş oluyoruz. Bu şekilde bir işleyişi var buranın. Aynı zamanda şöyle yukarı doğru çıktığımızda da buranın işleyişini göstereyim sizlere. Aslında normalde biz buraya yünleri koymamamız gerekiyor. Yani tasarımın güzel gözükmesi için, ama mecburen işte herhangi bir şekilde endermenler sağa sola ışınlanmasın diye bu yünleri koymak zorunda kalıyorum maalesef. Ben de biliyorum birazcık böyle çirkin gösterdiğini, ama yapacak bir şey yok. Bununla alakalı şu an kafamda bildiğim bir önlem söz konusu değil. O yüzden şu anda bu şekilde böyle devam edecek. Onun dışında arkadaşlar buradan dediğim gibi düşüyordu moblarımız. Onunla bir problem yok. Buradan geliyor moblar. Herhangi bir şekilde problem yok. Işıklandırma sistemimizde bu şekilde tamamen mobda olmayacak şekilde bir hizalamaya sahip burası. Deneme yanılma yöntemiyle burayı bulabilirsiniz. Zaten kendi bulup oluşturduğunuz platformun büyüklüğüne göre. Bunlara öncelikle torşlarla deneyeceksiniz. Ben kritik dünyada deneme yanılma yöntemleriyle beraber buldum burayı. Çok zorlamıyor sizi kesinlikle. Platformumuz ne kadar büyükse ve görsellikle alakalı problemleriniz varsa görselliğe göre uyduracaksınız. Aynı zamanda platformumuzun büyüklüğüne göre mobların spam olmayacağı tarzda ayarlamanız gerekiyor. Onun dışında altındaki sistemle bu şekilde daha basit sistemler yapılabilir belki. İşte camı şuradan çekersiniz, buraya gönderirsiniz, oradan buraya gönderirsiniz. Böyle uzun yollar çekmemek tercihinde bulunabilirsiniz tabii ki elbette. Bu tamamen sizin redstone bilginize, redstone yapılış tarzına bağlı. Yani sizin yapma mantığınıza bağlı. Benim mantığım bu şekilde. Çok sıkıntı olmayacak. İşte bazı yerlerden sinyal uzatacağımız mesafeler ayarladık bu şekilde. Böyle bir tasarıma sahip. Onun dışında anlatacağımız başka bir şey yok. Burada moblar doğuyor. Endermite'le etkileşime giriyorlar ve ne oluyor? Aşağıya düşüyor. Aşağıda da kesiyoruz. Sistemin işleyişi oldukça basit. Ben bundan sonraki bir sonraki Enderman farmımızda da zaten kabak ve karpuzlarla alakalı çalışmalar yapacağım. Ama build'imizin olması gerçekten güzel oldu. Yani ben normal dümdüz bir şekilde yapmak istemiyorum artık build'leri. Ki sezona başlarken de, farmları daha doğrusu. Sezona başlarken de bu düşünceyle başladım ama maalesef zamanla alakalı yetişmiyor hiçbir şekilde. Tamamen işte sistemi tasarlayalım, sistemi çalışır hale getirelim, aynı şekilde üzerine bir de build yapalım, o şekilde videoyu paylaşalım gibisinden bir durumu olmuyor. Ama bundan sonra elinden geldiği kadarıyla bu şekilde yapmaya çalışacağım. Gerekirse bir hafta video atmayız, ama attığımız videoda mutlaka build olacak bir sistem tasarlamış oluruz ki önümüzdeki bölümlerde işte kanat vesaire bulacağız. Kanat bulduğumuz bölümde bir de mob farm yaparız. Mob farmında da güzel bir build düşünüyorum açıkçası. Bakalım. Evet, şimdi ben burada videoyu sonlandırıyorum artık. Buraya kadar izlediğiniz gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Videoyu siz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.